araştırma şirketi yapıyor bunu. Millet İttifakı'na Metropol hangisiydi ya? Hatırlayamadım. Neyse bakarız birazdan. Millet İttifakı'na eğilimli olanlar yaklaşık 3 puan önde olsa bile ittifak tercihini açıkça söyleyenler arasında oransal bir farkın olmadığı görülmektedir demiş. Şimdi bu bu ay Nisan ayında yapılan bir ee, şey, anket. Millet İttifakı'na yakınım diyen 38,6, e, Cumhur İttifakı'na yakınım diyen 39,4. İki ittifaka da yakın değilim ama milleti tercih ederim diyen 7,5 aynısını Cumhur için söyleyen 3,4. Yani şu an Millet İttifakı %46, Cumhur İttifakı %42 fikrim yok yahut cevap yok diyen 11,1. Metropol bir yere yakın mı? Ya yakın olmasının imkanı yok. Diyor. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bakarız ona birazdan ya. <laughs> Halkın %27'si gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Temel ihtiyaçlar arkadaşlar gıda, ev, yemek yemek ve başını sokacağım bir yer olmak. Halkın %27'si temel ihtiyaçlarını karşılarken sıkıntı yaşıyor. Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum diyen %27. Sadece gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum diyen %53. 53. Yani üzerine adam herhangi bir hobiyle ilgilenemiyor, eğlenmeye gidemiyor, ekstra alışveriş, ekstra harcama yapamıyor. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılıyor. %53. Tüm ihtiyaçlarımı kolaylıkla karşılayabiliyorum diyen %17. Fikrim yok, cevap yok diyen %2,5. Nasıl fikrin yok? Fikrim yok ne demek? <laughs> bir dakika. Nasıl ne demek fikrim yok? Telefonu çıkart Toplumun yarıya yakını muhalefet partilerinin 128 milyar dolar nerede kampanyasını olumlu buluyor. Bu kampanyayı olumlu bulan %45, olumsuz bulan %26, ee, AKP'liyim %17,6, fikrim yok, cevabım yok %11. Bu fikri yoklar beni <laughs> ürkütüyor. Yani ne demek fikrim yok lan? Nasıl yok? Ama belki de konuşmak, konu hakkında konuşmaya çekilmiştir de o zaman da niye ankete katılıyorsun ki? Ya katılma. <laughs> Ezici bir çoğunluk pandemi döneminde kongre ve toplantılar yapılmasına karşı. Pandemi döneminde siyasi partilerin kongre ve toplantılar yapmasını doğru buldunuz mu? Abi AK Parti'den torpilim var %14. Normal bir vatandaşın bu yapılanlar yanlıştır. Hayır doğru bulmadım. %79,1. Fikrim yok. Cevabım yok. %6,9. Şu %14 çok tehlikeli bir %14. Bakın samimi söylüyorum. Bunlar kendileri için böyle yani öyle şeyler yaparlar ki aklınız hayaliniz doğru. Yani şu mevzuya evet doğru buldum falan diyebilmek için ya çok art niyetli çok kötü olmak lazım ya da beynini düzgün kullanamıyor olman lazım. Kemik kitle falan değil. Halkın %46'sı hükümetin Esad'la görüşmelere başlamasını ve Suriye ile ilişkilerini normalleştirmesini istiyor. Hükümetin Suriye yönetiminin başında bulunan Esad'la görüşmelere başlaması ve ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Evet diyen %46, hayır diyen %36, fikrim yok, cevap yok diyen %17 var. Ee, hayır düşünmüyorum diyen tayfa e, o oranına da bakarak konuşuyorum. Yarın Suriye ile yakınlaşmalar başlasa o kardeşim Esad diye meydanlarda bağırırlar. Teşekkür ederim. Hiç de şaşırmam. Hiç yani çok gördük daha önce. İcli toş geldi haberimiz. Eyvallah canımsın. Çok sağ ol. Sub da bir salalım millet bir nefes alsın. <laughs> Gitti mi? Türkiye'nin nabzı. 5 sayfa bir anket vardı. Ya aslında çoğu e, benim görüşüme göre ya çoğu hangi benim görüşüme göre olması gerektiği gibi diyeyim öyle ilerliyor. Teröristle anlaşılmaz. Mesela hmm. terörist mi? <laughs> ne zamandan beri? Suriye'yi Esad yönetmiyor ki Rusya ile anlaşmak gerekiyor. Onda da çok zor. Gerçi öyle de. Hakan hoş geldin orada uzun süre sonra. İlk defa gördüm. Bayağı da görmedim. Hoş geldin abi. Ama dediğin gibi yani aslında şu an Esat Esat yani Rusya ile anlaşman lazım. Ama şey olarak isim olarak Esat. Yani, ama arkasında Rusya var evet ama Esat yani. Ender 3. en kutlu olsun abi. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin canımsın. Çok sağ ol. Kukla Esat. Buna bakacağız. Varsa başka link alabilirim abi. Ondan sonra yoksa şu tartışmaya bir göz atmak istiyorum. Şeyimi çekti, ilgimi çekti.